Ben doçent doktor Recep Görgülü, Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda yeni kurulan Uludağ Tenis Akademi'nin de koordinatörlüğünü yapmaktayım. Bizim eğitimlerimiz yani 7'den 70'e diyebileceğimiz şekilde 4 yaştan başlayıp 70 yaşına kadar üyelerimizin olduğu tüm yaş gruplarına hitap eden bir tenis eğitimini kapsamakta. Ancak özellikle çocuklar için 4 yaştan itibaren pedagojik tenis eğitimi çalışmalarıyla birlikte kategorilere ayrılan, örneğin 8, 10, 10, 12 gibi kategorilere ayrılan bir eğitim sistemine sahibiz. Uludağ Tenis Akademi'nin içerisinde başta tenis antrenörlük birimi olmak üzere farklı birimlerden oluşan bir eğitim sistemine sahip. Örneğin tenis antrenörlük biriminin yanı sıra kondisyoner ve performans gelişiminden sorumlu bir birimimiz var. Bu birimin yanı sıra çocukların ve sporcuların beslenme alışkanlıklarından ve düzenlerinden sorumlu olan bir diyetisyenlik birimimiz var. Bu birimin yanı sıra da en önemli birimlerimizin başında gelen psikolojik destek birimimiz var. Ekip şu anda 8 kişiden oluşuyor. Her birimin içerisinde 2-3 kişilik alanında uzman eğitimcilerden oluşan çok kapsamlı eğitim süreçlerinden geçmiş, deneyimli, tecrübeli, profesyonel eğitmenlerimizden oluşmakta. Süper, çok güzel. Biraz da ileriye dönük hedeflerinizi konuşmak istiyorum. Hı-hı. Dediğimiz gibi halihazırda yeni bir kurum kurmuşsunuz. Kulüp olarak neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz peki? Evet, biz kulüp olarak Türkiye'de tenisi sevdirmenin, öğretmenin, geliştirmenin yanı sıra uluslararası düzeyde sporcular yetiştirmek istiyoruz. Uluslararası düzeyde sporcular yetiştirebilmek için az önce saydığım birimlere ait olan ya da ilgili birimlerle ilişkili olan fiziksel, fizyolojik ve psikolojik değerlerin mutlaka uluslararası normlarla sınanıp, karşılaştırılıp geliştirilmesi gerekiyor. Böyle bir hedef koyan bir kulüp için. Dolayısıyla ulusal başarılarla birlikte uluslararası düzeyde, uluslararası işbirlikleriyle uluslararası başarıyı yakalamak istiyoruz yetiştirdiğimiz sporcu ve antrenörler aracılığıyla. Çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığınız için. Son olarak söylemek istediğim şey şu, biz Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde bu oluşumla birlikte sadece Bursalı tenis severlere değil, Türkiye'nin her yerindeki tenis severlere tenisi sevdirmek, bilimsel sporcu takip sistemiyle uluslararası düzeyde sporcuların yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz ve bunu tüm tenis severlere aşılamak için kendimize bir hedef belirlemiş bulunmaktayız. Ben Bahtiyar Şen, 1989 doğumluyum. Anadolu Üniversitesi'nden beden eğitimi ve antrenörlük mezunuyum. 3. kademe tenis antrenörüyüm. Aynı zamanda yaklaşık 9 yaşından beri, ya 20 yıldır tenisin içindeyim. Sporculuk döneminden sonra yaklaşık 10 yıldır da antrenörlük yapıyorum. Eskişehir'de ve Bursa'daki kulüplerde çalıştım. Son durağımızda Uludağ Tenis Akademisi ve buradayız. Burada beraber çalışıyoruz Recep Hoca ile birlikte. Bizim yaş gruplarımız küçük yaş gruplarından, yani 4 yaşından itibaren öğrencilerimiz bizde tenise başlayabiliyorlar. Biz yeni başlayan çocuklarda genelde daha çok topla raketle değil de daha oyun formatıyla bir tenisi sevdirme çalışması yapıyoruz. Sonrasında tenisi sevdikleri zaman, buraya gelmeye başladıkları zaman tenisle ilgili işte raketlerimiz var, onlara uygun küçük raketlerimiz var. Onun sonrasında yumuşak toplarımız var, kırmızı toplarımız var. Bu şekilde tenisi daha çok denge, koordinasyon ve beceri çalışmalarıyla sevdirmeye çalışıyoruz. Sonrasında gün geçtikçe bunlar antrenmana düzenli bir şekilde gelmeye başladıkları sürece biz artık tenisin diğer boyutuna geçiyoruz. Antrenman saatlerinde konuşmadan geçemeyeceğim çünkü sporcuların en önemli durumlarıdır aslında. Evet. Bu antrenman saatlerini bir gün bile kaçırdıkları zaman farklı bir düzene giriyorlar. Evet. Antrenman saatlerinde konuşmak istiyorum. Şimdi tenis biraz fazla tekrar getiren bir spor. Günlük belli tekrarda vuruş sayısına ulaşmanız gerekiyor ki artık hareketsizde otomatik hale gelsin. Tabii bu ileri seviye için bu söylediğim şeyler. Küçük yaş grubunda da tabii böyle arada antrenman kaçırdıkları zaman, yani antrenman yapmadıkları süresinde tekrar bu çalışmaları geriye dönük düzeltici çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bu da önemli. Burada çocukların devamsızlık yapmaması için biz de belli şeyler kullanıyoruz. Ödül ceza sistemlerini kullanıyoruz bu arada. İşte örnek veriyorum, derse geç kalanlar bize bir sonraki çalışmada tatlı veya işte çocukların en sevdiği dondurma. Benim unutmuş olduğum ya da sizin son olarak söylemek istediğiniz teknik alakalı ya da tenisle alakalı bir şeyler var mıdır? Tenis sporu çok eğlenceli ve çok
kişinin bireysel özelliklerini çok fazla geliştiren bir spor. Herkesin oynamasını tavsiye ediyoruz. Her yerde oynayabilecekleri alan var. Özellikle Bursa'da da, Türkiye'de de çok ciddi yatırımlar var bununla ilgili. Özellikle çocuklar için, biliyorsunuz ki çocuklar bireysel olarak hareket etmeyi çok seviyorlar. Kendi başlarına bir şeyler yapmayı çok seviyorlar. Tenis de tam onlara göre bir spor. Bir şeyleri başarabiliyorlar, bazen başaramıyorlar. Çok çalışmaları gerekiyor. Ani kararlar veriyorlar. Verdikleri kararlardan tamamen kendileri sorumlular. Bu yönden de dediğim gibi kişisel gelişime de çok katkısı olan bir spor. Spor yaptığımız için zaten kondisyonel bir gelişim de kaydediyorlar. Fiziksel olarak da bir gelişim kaydetmiş oluyor çocuklar. Tenis dediğim gibi küçük yaştan itibaren başlamasını herkese tavsiye ediyoruz.